Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, AK Parti Bolu Gençlik Kolları ve ÜNİAK tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde düzenlenen Oyun Bozan Türkiye'den Oyun Kuran Türkiye'ye adlı programına konuk oldu. İnanın yakın dönemin en büyük operasyonları icra ediyor. Pençe Harekatı, Barışma Harekatı, üstüne Rahat Kalkanı, üstüne İdlib dediğinizde bugün toplam büyüklüğü coğrafi olarak baktığınızda 900 kilometrelik bir uzunlukta 30 kilometrelik derinlikte. Etkinliğe Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Ali Şarlı, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yok mu? Dur vereyim bazen. Dur. Toplam arasından mesafe 300 kilometre. Burada kazma ihtiyacı hissettiler. AK Parti Bolu Gençlik Kolları ve ÜNİAK tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde düzenlenen Oyun Bozan Türkiye'den Oyun Kuran Türkiye'ye adlı programda konuşan Mete Yarar, Türkiye'nin sınırında düzenlediği operasyonlarla çok büyük bir adım attığını anlattı. Kuşatmalar yarılmadan devletler büyümez. Önce kuşatmayı yapmanız lazım. O kuşatmayı yaptığınız andan itibaren de büyük devlet olmaya başlar. Mete Yarar, eğer oyun bozabiliyorsanız çok büyük şeyler başarıyorsunuz demektir dedi. Mehmetçiğimiz şu anda inanın yakın dönemin en büyük operasyonları icra ediyor. Pençe Harekatı, Barışma Harekatı, üstüne Rahat Kalkanı, üstüne İdlib dediğinizde bugün toplam büyüklüğü coğrafi olarak baktığınızda 900 kilometrelik bir uzunlukta 30 kilometrelik derinlikte. Yani ne kadar yapıyor arkadaşlar? 900 çarpı 30 çarptığınızdaki rakam muazzam bir rakam ediyor. Muazzam bir rakam ediyor. Ve burada bütün birlikler sınır ötesinde. 1923'ten beri Türkiye'nin yapmış olduğu en büyük sınır ötesi operasyonlar icra ediyor. En büyük harekatlar icra ediyor. Kıbrıs harekatının neredeyse 10 katı büyüklüğü diyebiliriz. Fırat'ın doğusu dediğimiz yer çok uzun bir yer olmaktır, çok büyük bir yer gibi gözükmektir. Suriye'nin işte bir kısmı adı alıyor gibi olabilir. Ama eğer oyun bozuyorsanız çok büyük şeyler başarıyorsunuz. Mete Yarar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Türk askerlerinin bulunduğu tünellere de değinerek şunları kaydetti. 4 senede yaklaşık 1 milyar dolar para harcayarak yapılmış olan tünellerden bahsediyoruz. İşçi. Toplam arasından mesafe 300 kilometre. Burada kazma ihtiyacı hissettiler. Bunların cevabını verecek arkadaş var mı aramızda? Size soracağım soru şu. 4 senede neye yetişmeye çalışıyorlardı ve neden yerin altına tam 500 kilometrelik bir tünel kazma ihtiyacı hissettiler? Arkadaşlar bu tüneller bugün için hazırlık yapılmadı. Bu tünellerin ilk kazıldığı tarihler 2014'ten başlıyor. 2014'te kazılmaya başlandı. 2016 yılında eğer Türkiye'de darbe başarılmış olsaydı biz bu konuşmayı burada yapamıyorduk.